Şimdi başka bir örnek daha verelim. Bunları pekiştirmek amaçlı. Diyelim ki 3 bölü 8 ile 4 bölü 8 arasındaki 4, 3 bölü 8 kesri ile 4 bölü 8 kesri arasında şıklarda da şunları versin. Ne desin mesela? 10 bölü 24, 11 bölü 24, ne desin? 7 bölü 16, 11 bölü 16. Hangileri bu iki kesir arasındadır diye sorsun. Şimdi bakalım. 10 bölü 24. Paydamız ne? 24. O halde 24 8'in bir katı mı? Evet. O halde ben bunları genişleterek aralarındaki sayıyı bulabilirim. Şöyle yazarsak 4 bölü 8. Bir sayıyı, bir kesri herhangi bir sayı ile genişletmek veya sadeleştirmek o sayının değerini hiçbir şekilde değiştirmiyordu. Şimdi ise genişletirsek ne dedik? Paydam 24 olduğu için 24'e genişletmeye çalışayım. O halde 3 ile çarpmam gerekecek. Pardon, 3 ile genişletmem gerekecek. 3 ile genişlettiğimde 3 kere 3, 9 bölü kaç oldu? 24. Gene arasında bu sayımız. Ne oldu bu sefer? 4 kere 2, 4 kere 3, 12 bölü 24. Demek ki bu sayı 9 bölü 24 ile 12 bölü 24 arasında olan kesirmiş. Tamam, 10 bölü 24 bu iki kesir arasında mı? Tamamdır. Pekala 11 bölü 24 bu iki kesir arasında mı? Evet. Tamam, bu ikisi de bu iki kesir arasındadır. Şimdi ise 7 bölü 16 ile 11 bölü 16'ya bakalım. Paydamız ne? 16. Gene 8'in herhangi bir katı mı? Evet, katı. O zaman genişletebilirim gene. Aynı şekilde 3 bölü 8 kesrimle hangi kesirdi? 4 bölü 8 kesriydi. Paydamız 16 olduğu için paydayı 16'ya döndürmeye çalışayım. O zaman 2 ile genişletmem gerekecek. Genişlettiğimde ne haline olacak? 3 kere 2, 6 bölü 16. Tamam. 4 kere 2, 8 bölü 16. Gene aradaki kesir bu iki kesir arasında olacakmış. 7 bölü 16, 6 bölü 16 ile 8 bölü 16 arasında kalan bir kesir mi? Evet. Peki 11 bölü 16 ikisi arasında kalan kesir mi? Hayır. Neden? 8'den daha büyük, daha bu taraflarda olan kesir. İkisi arasında bulunan kesirlerden biri değildir. O halde bu sorunun cevabı ne? 3 kesir de bu iki kesir arasında olan kesirlerdendir. Şimdi ise karşılaştırmaları hallettiğimizi düşünüyorum. O halde kesirlerde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerine geçelim. Ki zaten bunları biliyorsunuz. En başından dediğim gibi kesirler konusunu zaten biliyorsunuz. Sadece tekrar etmek amacıyla. Neydi? Hemen yazalım. Kesirlerde toplama ve çıkarma. Neyi biliyoruz? Kesirlerde toplama ve çıkarma işlemini yapabilmemiz için paydalarının eşit olması gerekmektedir. O halde hemen paydalar eğer eşit değilse de paydaları eşitleme yolunda ilk önce davranılır. Mesela neyi ele alsın? 7 bölü 4 artı 11 bölü 4 kesrini ele alsın. Tamam. Paydalar eşit mi? Evet, paydalar eşit. O halde ben toplama işlemini yapabilirim. Ne yapıyorduk? 7 artı 11 bölü 4. Tamam. 7 ile 11'i topluyorum. 18 bölü 4. Demek ki bu kesrimizin, bu toplam sorumuzun eşitliği neymiş? 18 bölü 4. Tamam, normalde 18 bölü 4 doğru. Fakat ben ikisinin de sadeleştiğini biliyorum. O halde sadeleştirme yapmak istiyorum ki sadeleştirme ve genişletmeyi rahatlıkla yapabilmeniz gerekiyor artık. İkisi de neye bölünüyor? İkisi de bakın çift sayı. O halde ikisi de 2'ye bölünür. 18'i 2'ye böldük. 9. 4'ü 2'ye böldük. 2. Tamam, demek ki bu toplamım bana 9 bölü 2 vermektedir. Doğru, 9 bölü 2. Pekala 9 bölü 2 de şu an sadece yaptıklarımızın hani aktivite olsun diye, egzersiz olsun diye yapalım diye uğraşıyorum. 9 bölü 2 normalde doğru, sorumuzun cevabıdır. Fakat bu bir bileşik kesir. Aynı zamanda ben bunu tam sayılı kesire çevirmesini zaten biliyorum. Nasıl çeviriyorduk? Bir de o şekilde yazalım. 9'u 2'ye bölüyorduk. Kaç kere var? 4 kere var. 4 kere 2, 8. 9'dan 8'i çıkardık, 1. Şurası bana neyi veriyordu? Tamlık kısmımı veriyordu. Paydam zaten her zaman aynı kalıyordu. Tamam. Kalan kısmım da benim pay kısmımdı. O halde sorumluluğun cevabı neymiş? 4 tam 1 bölü 2 kesrine
eşittir. Aynı şekilde çıkarma işlemi de böyle yapılır. Fakat bu sefer paydaları eşit olmayan iki kesri ele alalım. Mesela 7 bölü 2 ne olsun? Eksi 1 bölü ne olsun mesela? 3 olsun. Tamam. Şimdi normal çıkarma işlemi. Çıkarmayla toplamın zaten hiçbir farkı yok. Ne diyoruz? Paydaların ikisinde de eşit olması gerekiyor. Paydalar eşit mi? Hayır, değil. O halde ne yapmam gerekiyor? Paydaları eşitlemem gerekiyor. Paydaları nasıl eşitliyorduk? Karşıdakinin paydasıyla çarpıyorduk kolaylık olsun diye genişletiyorduk. Çok pardon. Karşıdakinin paydası 3. O zaman bunu 3 ile genişletirim. Karşıdakinin paydası 2. O zaman bunu da 2 ile genişletirim. O halde eşittir. Genişletme nasıldı? Önce payla sonra paydayla genişletiyordum. 7 kere 3 21 bölü 3 kere 2 6 eksi 2 kere 1. Şu şekilde 2 kere 1 2 2 kere 3 de 6. Eşittir. Nasıl yazılıyordu? Paydalar şimdi eşit olduğuna göre normal çıkarma işlemini yapabiliyorum. 21 eksi 2 bölü 6. Bu da bana neyi veriyordu? 19 bölü 6. Tamam, sorumluluğun cevabı demek ki neymiş? 19 bölü 6. Peki bu kesir sadeleşiyor mu? Bakalım. 2'ye bölünüyor mu? Tamam, bu çift sayı ama bu çift sayı değil. O halde 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünüyor mu? Tamam, 6 3'e bölünüyor fakat 19 3'e bölünmüyor. X'i de 4'e bölünmüyor ve X'i de 5'e bölünmüyor. O halde bu ikisi kendi aralarında zaten sadeleşemez. Demek ki en sade hali. Çünkü sorularda genelde şöyle sorarlar. Bu sorumuzun en cevabının en sade halini yazınız. En sade halini bulunuz. O halde bu sorunun cevabı nedir? En sade hali 19 bölü 6'dır. Ki en sade hali kelimesi kullanıyorsa hemen demek ki ne yapacaksınız? Sadeleştirme yapacaksınız. Tamam. Toplam ve çıkarma bu şekilde yapılıyor dedik. Ne dedik? Gene tekrar ediyorum. Paydaları eşitse normal yapılıyor. Paydalar eğer eşit değilse de normal eşitlenerek normal toplam ve çıkarma işlemi yapılıyor.